Bolu'da bir grup parkta oturan 4 Suriyeli ülkemizden defolun diyerek bıçakladı. Evet, Türkiye'deki mülteci nefretinin geldiği son nokta maalesef bu. Maalesef bu. Böyle. İnsanlar artık dayanamıyor yani. Bir yerde patlayacaktı zaten. Bu olacaktı. Yani her türlü olacaktı. Yakın veya uzak bir tarihte. Her türlü olacaktı bu ve gittikçe de artacak. Bunları, bu haberleri daha çok okuyacağız bu arada. Çok üzüldüm, paramparçayım. Ya şahsen üzülmedim. Yani üzüleceğim bir durum değil. Ama şimdi 4 tane parkta oturan normal Suriyeli değil. İnsan yani, normal insan. Durduk yere eğer ortada bir sebep yoksa, birini karısını kızını taciz etmiyorsa, ne bileyim birisine zarar vermiyorsa, dümdüz normal bir şekilde o parkta oturan 4 Suriyeli'yi ülkemizden defolun diye durduk yere bıçaklamak, akli dengesi bozuk bir insanın yapacağı bir hareket. Ya da fazla Türkiye'ye maruz kalmış da olabilir. Twitter'a fazla giriyorsa ondan da olabilir. Durduk yere bıçaklamışlar. Yani burada haberin detayı yok. Ben görmedim Twitter'da. Ama anladığım kadarıyla masum. Alayı potansiyel suçlu. Ya öyle deme abi. Şimdi 1000 tanesinden biri de düzgün olabiliyor. Öyle hepsine suçlu demek olmaz. Binde bir. Evet, oran düşük. Ama bilemezsin yani sen bunu. Karar merceği bunu normal bir sokaktan yürüyen insan değil yani. Okuduğun Suriyelisi deyip bıçaklayamazsın yani. Böyle bir şey yok. Buna bakabilirsin. Kaynak DHA, bakalım. Bolu'da parkta oturan 4 Suriyeli. Bolu'da parkta oturan 4 Suriyeli ırkçı saldırı düzenlendi. Saldırı dün akşam saatlerinde Atatürk Orman Parkı'nda da geldi. İddiaya göre parkta oturan Suriye uyruklu. Niye oturuyorsunuz burada? Defolun gidin ülkemizden dedi. Bunun üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Suriye uyruklu bıçaklandı, MİA'ya darbe edildi. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nin kör olayı ünitesine kaldırıldı. Tedavilerin ardından taburcu olurken tedavileri sürüyor. Yaralıların hayati tehlikelerin bulunmadığı sürüldü. Ölmemişler. Ama tartışmaya varmış. Ya şimdi sataşan taraf, tamam, önce laf yapıyorlar. Tamam, önce siktirin gidin lan buradan diyorlar. Suriyeliler de kavga çıkartıyor işte. Karşılık veriyor yani. Gitmiyoruz falan demişlerdir. Öyle kavga çıkmış. Kimsenin yapmaması gereken bir hareket. Ya tabii ki bu adamların ülkesine, kendi ülkesine dönmesi gerekiyor. Onda hemfikir olmamız lazım da. Yani adamlar parkta otururken durduk yere niye adamları öldürüyorsun? Nasıl bir kafa yapısı yani? Farklı bu. Biraz hastalıklı bir kafa. Arapça şarkı açmış olabilirler ya da bayrak göstermiş olabilirler. Yani etrafta insanlar rahatsızlık veriyorlarsa tamam da yine öldürmezsin yani. Polis tutar götürür yani. Sevmediğin herkesi bıçaklıyorsun abi. Böyle bir ülke mi olduk artık ya? Ben korkuyorum, bak dışarı çıkmayacağım. Herkes birbirini bıçaklayacak mı abi? Kadir Şeker. Herkes Kadir Şeker'e mi dönüşecek abi? Yapmayın ya. Irk olduğu, ne ırk olduğu fark eder mi? Bak ortada bir kavga durumu vardır. Birisi birisine saldırıyordur. Ayırmak, Kadir Şeker değil mi bu? Ayırmak için adamı keser biçersin tamam da. Yani şimdi farklı bir durum ya bu. Durduk yere duruyorlar yani. Buna üzüldüğünüzde aklınıza Suriye yakılan bayrağımız, Konya'da yüzünde kezdap atılan, Ankara bıçaklarını öden gençlerimiz, oyun oynarken evlatları tarafından taciz edilen çocuklarımız ve niceleri gelsin. Evet, bu Suriyelilerin veya mülteciler diyelim. Mültecilerin büyük bir çoğunluğu şey değil yani zaten. Sağlıklı insanlar değil Türkiye'dekiler. En boktan kesimi bize geldiği için, cihatçı kesim bize geldiği için evet bu adamlar sağlıklı değil birçoğusu. Ama buna üzülmüyorum. Üzüldüğüm bir olay da değil. Üzüldüğüm tek şey insanların bu kadar birbirinden ayrışması. Benim üzüleceğim bir nokta varsa bu. İnsanların artık kafayı yemesi yani. Sokakta niye burada oturuyorsunuz deyip birini bıçaklayabilecek seviyede olması. Üzülecekse burada bir şeye, ona üzülürsün. Bıçağı bir kere eline aldın mı artık onun esiri olursun. Vay. Vay abi ya. Buna üzülüyorum. Arapları sevmiyorum fakat bu haberleri gördükçe bizim devletimizi yıpratmışlar. Hükümetin gereksiz işleri yüzünden gençlerimiz hapislerde çürüyecek. Yani bu olayların olmasının tek sorumlusu, evet, AK Parti. Allah razı olsun. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız sürekli söylüyor her konuşmasında. CHP'nin, Kılıçdaroğlu'nun insanları ayırdığını söylüyor. İnsanları kavgaya düşürdüğünü söylüyor. Ama bugün bu olayın olmasının sebebi belli, bariz. Ülkeye mültecileri alanlar belli. Bu Suriyelilerin bıçaklanması da sorumlusu belli tabii ki. Buraya gelenlerin çoğu Kuzey Suriye'den geldi. Yani çoğu eğitimsiz. Buraya gelenler şey işte, Suriye'nin cihatçı kesimi. Şu an Suriye'de kalan Suriyeliler sayıları az. Onlar akıllı kesim.
Akıllısı orada kaldı, öyle söyleyeyim. Bu işte otellerde tatil yapıyorlar falan, böyle şey görüntüler vardı ya. Onu da izlemiştik yayında. Otelde dans mans ediyorlar falan. Laik kesim. Suriye'nin laik kesimi. Ne kadar laik olunabiliyorsa Suriye'de o kadar laik. Onlar orada kaldı. Bize Türkiye'ye de cihatçılar geldi. Kafa kezenler. Kahramanmaraş'ta Suriyeli eylemciler konteynerleri ateşe verdi. Bakalım. Bu ne? Buna da bakarız. Param olsa Bunu izlemeyeceğim abi ya. Ben baktık işte buna geçen. Yok sıkıntılı görüntü. Abkadın. Allahu Ekber! Allahu Ekber diye bağırıyor ya. İşte sebep ne? Sebep şöyle bir sebep bu. Bazen insanlar kendi ülkesindeki savaştan kaçıp yanındaki onlara kapısını sebepsizce tüm kapılarını açan bir ülkeye giderler. Gerek kaçak. Kaçak gelmelerine gerek yok. Kapı açık zaten. Sonra o geldikleri ülkede sakince durmak yerine olay çıkartmamak, insanlara karışmak, ne bileyim onların kültürüne uyum sağlamak yerine bazen böyle o çocukluğu yapabiliyor insanlar. Kendi ülkelerinde savaştan kaçtıktan sonra burada böyle milliyetçilik duyguları nedense kendi ülkelerinde savaşta mücadele etmek yerine gelip misafir oldukları ülkede kendi milliyetçilik duygularını açığa çıkartıyorlar. Türklere karşı nefret falan besliyorlar. İnsanlar böyle evladı olabiliyor bazen. Rahat batıyor diyelim. Evet, kısacası rahat batıyor da denilebilir. Bu da ne zamanda? 12 Ağustos. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamalar sonrası Suriyeliler Türk askerinin ve SMO'nun koruduğu Azez Emniyet Müdürlüğü. Bakayım bunda bir şey var mı? Evet. Allahu Ekber. Şahin Bey Millet Bahçesi önü. Burası da Elbap'taymış. Elbap'ta Şahin Bey Millet Bahçesi. Bizim yaptığımız bir millet bahçesi. Elbaba yapılan, bizim paralarımızla yani yapılan bir millet bahçesi Elbap'taki. Ne diyor? Ne diyor? Bakayım. Bir çevirisi vardı bunun ama Suriye burası ya. Ben de ilk de Türkiye diye gördüm burayı. Türkiye zannettim de Suriye. Ama Türkiye'de de yapıyorlar aynısını. Çok da bir fark yok. Burada işte Türk bayrağını mı ne yakıyorlar? Burada millet bahçesinin önünde Türk bayrağı var. Türk bayrağını yakıyorlar. Yani kısacası demek istedikleri şey şu. Biz Türkleri sevmiyoruz. Türkleri ele geçireceğiz. Türkiye'yi ele geçireceğiz gibi düşünebilirsiniz yani. Türkleri sevmiyoruz kardeşim. Hepsinin kafalarını keseceğiz diyorlar kısacası. Ben çeviri yapayım. Tüm bunları yaparken de Bursaspor'a destek olabilirsiniz. Evet. Kısacası biraz öyle. Kafanızı keseceğiz diyor yani. Müslümanlığı yayacağız diyor. Rap yapıyorum.